445 kilometre kare yüz ölçümü ve 35 mahallede 71.643 nüfusuyla nüfus büyüklüğünde Antalya'nın 7. ilçesi olan Aksu, bünyesinde birbirinden değerli hazineleri barındıran zengin bir yerleşim yeridir. Gerek tarım, gerek turizm, gerekse eğitim gibi alanlarda, ülke çapında, hatta uluslararası alanda faaliyet gösteren kurum ve yapılara sahiptir. Büyük medeniyetlere beşiklik eden ilçenin başlıca gelir kaynakları turizm ve tarımdır. İlçe halkının büyük çoğunluğu geçimini bu sektörlerden sağlamaktadır. Kundu bölgesinde yer alan, Avrupa'nın hatta dünyanın en lüks ve güzel otellerinin bulunduğu Aksu, mavi bayraklı plajlarıyla Akdeniz'in berrak sularını muhteşem bir doğa eşliğinde sunar ziyaretçilerine. 15.963 oda ve 35.460 yatak kapasiteli 33 otelde 2018 yılında toplam 1.568.520 turist misafir edilmiştir. Doğal güzellikleri plajlarla da sınırlı değildir. İlçeye adını veren Aksu Çayı ile önemli su kaynaklarına sahip olan ilçemizde ayrıca bünyesinde 88 adet kuş türü barındıran Kurşunlu Şelalesi, coşkun sularıyla görenleri kendisine hayran bırakır. Bu eşsiz doğa harikasını 2018 yılında 66.616 kişi ziyaret etmiştir. Ülkemizin başta gelen antik kentlerinden olan Perge, 12.000 kişilik tiyatrosu, 27.000 kişilik stadyumu, hamamı, çeşmesi, kilisesi, agorası ve sütunlu caddeleriyle Aksu'nun bünyesinde varlığını sürdüren eşsiz bir coğrafi mirastır. Binlerce yıldır ayakta kalan bu mirası 2018 yılında 92.113 kişi ziyaret etmiştir. Antalya'yı fuarlar ve kongreler kenti yapma hedefleriyle 1994 yılında kurulan, hayata geçirdiği uluslararası fuarlarla ülke ve kent ekonomisinin büyümesinde etkili olan ANFAŞ, dünya fuarcılığında marka olma yolunda hızla ilerleyen bir fuar organizasyon firmasıdır. Aksu, tarımda da en az turizmde olduğu kadar adından söz ettiren bir ilçedir. Tohum, fide, modern sera, peyzaj, kesme çiçek gibi birçok alanda hizmet veren onlarca şirketle adını çoğu zaman ülke sınırlarından öteye taşımıştır. Sera üretiminin yaygın olduğu ilçemizde domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun, karpuz, pamuk, turunçgiller, nar, zeytin ve süs bitkisi üretiminde Antalya içinde %20 hisseye sahiptir. İlçemizde tarımsal araştırma faaliyetlerine devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, kısa adı BATEM olan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya'da bitkisel üretimin farklı konularında görev yapan 5 araştırma kuruluşunun değişik zamanlarda birleşmesinden oluşmuştur. İlçemizde 538 dekar arazi üzerinde faaliyetine devam eden diğer bir kuruluş da Tohum Sertifikasyon Merkezi'dir. Merkezde toplulukların kontrol ve sertifikasyonu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, ilçemiz Boztepe Mahallesi'nde tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacıyla faaliyetine devam etmektedir.
Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi olarak kurulan Ant Birlik, günümüzde Pamuk ve Narenciye ile birlikte birçok tarımsal alanda faaliyet gösterirken, ilimizde tarımın kalkınmasında ve çiftçi yapılanmasında etkili olmaktadır. Türkiye'nin en önemli tohum üretici firması olan Yüksel Tohumculuk, 30 yılı aşkın süredir %100 yerli üretimi ile 75 ülkede hizmet vermektedir. Firma, sebze ıslahı ve tohum üretimi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tohum ıslahçı kuruluş olarak tescil edilmiş bir Türk tohum firmasıdır. Uluslararası alanda ün yapmış bir başka şirketse, 100 bin metrekarelik bir alanda yıllık 10 milyon kapasiteli fidan, fide ve süs bitkisi yetiştiren Grow Fide'dir. Firmaya ait bitki doku kültürü üretim laboratuvarlarında, Türkiye'de ilk defa DNA analizi yapılarak sertifikalı fidanlarla kalite güvence altına alınmaktadır. Aynı zamanda modern tesisleriyle tohum ıslahı yapan Grow Fide, aşılı patlıcan ve aşılı karpuzu ilk üreten şirket olmanın yanı sıra, blueberry, avokado, kivi, şekerotu ve muz fidesi gibi pek çok ürünü bazı Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmektedir. Antoryum çiçeği, karanfil, şakayık ve cerbera gibi çiçeklerin yetiştirildiği seralarıyla palmiye, turunçgil, Kaliforniya biberi, çilek ve pamuk yetiştiriciliğiyle de ön plana çıkan Aksu, tarımda ilin en verimli ilçelerindendir. Ayrıca ilçemiz, Aksu köftesi ve piyazıyla bölgede ün yapmış olup, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerde müşterilerine eşsiz lezzetler sunmaktadır. Son yıllarda eğitimle de sık sık gündeme gelen ilçemizde 27 ilkokul, 38 ortaokul, 9 lise ve bir adet özel eğitim meslek okulu yer almaktadır. Türkiye'nin ilk tematik lisesi olan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bahçesinde bulunan Boeing 737-400 tipi uçak kütüphanesi ile ilçeye farklı bir soluk getirerek havacılık sektörüne uçak teknik elemanları yetiştirmektedir. Aksu Öğretmen Okulu olarak senelerdir hizmet veren meşhur bina, günümüzde Aksu Fen Lisesi olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Aksu Belediye Spor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yağlı pehlivan güreş organizasyonu, ülkemiz genelinde baş pehlivanlık ünvanı almış sporcular ve baş pehlivan adayı genç yeteneklerin de katılımıyla yüzlerce sporcuyu bir araya getirerek 10 bin civarında seyircinin izlemesine fırsat sağlamakta ve geleneksel atasporumuzla örf, adet ve geleneklerimiz devam ettirilmektedir. Farklı yörük derneklerinin birleşmesiyle oluşan Aksu ve Yöresi Yörükler Derneği ve Aksu Kötekli Yörükleri Derneği aracılığıyla ilçemizde farklı zamanlarda yörük kültürünün tanıtılması ve arşivlenmesi amacıyla kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Birçok farklı alanda önemli değerlere sahip olan Aksu, her geçen gün kendini yenileyip geliştirerek geleceğe hazırlanmaya devam etmektedir.